Hocam bir de siz numaraya ekstra olarak Instagram'a da alınmasını tavsiye ediyor muydunuz? Yoksa sadece numara mı? Etmiyorum. Etmiyorum kardeşim. Kızdan numara istiyorum. Kız Instagram veriyor. Burada ne oluyor? Kız kendi çerçevesini ve kurallarını dayatıyor. Yayını izlemediğin çok belli. Ya Hocam senin kurallarını... Bekle bir dakika. Lütfen Instagram'a benim sözümü bölme. çok Bölme abi. pardon hocam. Sesleri üst üste biniyor. Sıkıntı oluyor ondan sonra editte. Özür Şimdi dilerim hocam. ya senin kurallarına göre olur, telefon olacaksa olur ya da olmaz. Kızın kurallarına göre olmaz. Ayrıca Instagram ya sana önemli bir şey vermiyor kız. Öyle sokaktaki dilenciye de verebileceği. Onu sapı da ekliyor, dilencisi de ekliyor, fakiri de ekliyor. Herkes ekliyor. Sen niye kendini o adamların arasına sokuyorsun? Bin tane takipçisi var. Hele kızın açık Instagram'ı varsa sen onu eklediysen zaten kendini değer olarak yerin dibine geçiriyorsun. Kız seninle telefon numarası konusunda pazarlık yaptığı zaman bu şık bir şey değil. Seni kendi kurallarını öne çıkarmaya çalışıyor. Instagram alıp da bak Instagram alabilirsin. Onun Instagram almada sıkıntı yok. Ama burada kendi çerçeveni mahvediyorsun. Yani telefondan Instagram'a düştüğün zaman kızın kurallarına uymuş oluyorsun ve kendi çerçeveni güçsüzleştiriyorsun. Kızın çerçevesine katılarak itaatkar bir erkek oluyorsun ve herkes bunun zayıf bir erkek olduğunu bilir. İtaatkar bir erkeğin. Anladım hocam. Hocam Instagram'ı bonus olarak isteyelim mi numarayı aldıktan sonra? İsteme gerek yok. Hocam hani belki yüzümü unutur falan diye Oğlum, düşünmüştüm. çok fazla düşünüyorsunuz siz bu kızları. Ya şöyle mi yapar? Bir unutursa onun problemi. Unutursa seni kaybeder. Bu kafa yapısına kaç yaşına gelmeyi düşünüyorsun sen? Kaç yaşındasın? 24 hocam. Tamam, inşallah 30 yaşına gelince bu kafa yapısına gelirsin ya. Unutursa senin yüzünü unutursa, seninle tanıştığını unutursa o onun problemi. O kaybetti. Kızlara sizi kaybedebilmeleri için bir pencere bırakın, tamam mı? Doğrudur hocam. Değerli bir erkek öyle yapar. Abi siz hep hücum yapıyorsunuz, hep hücum yapıyorsunuz. Telefon olmazsa Instagram. Telefonu aldık, Instagram'ı da alalım. Çünkü kız yüzümüzü unutur. Aman bütün negatif ihtimalleri sıfırlayalım. Abi elin kızı için sen niye bu kadar uğraşıyorsun ya? Kendi geleceğin Doğrudur için bu hocam. kadar ince ince düşünmezsin ya. Elin kızı için bu kadar ince ince düşündüğün için götünüzde patlıyor. Bunu yapan adam bana da yapsa ben de bir soru işareti yapar yani. Bir yere koyarım ben de bu adamı. Bana da yapma bunu. Erkeklere de yapma. Doğrudur hocam. Hocam Senin bu burada söyledi. en büyük problemin çerçevelerde sıçıyorsun. O dediğim gibi neydi o programın ismi? Bize beddua eden Rus kadınla özür dilettik. Buluşma ayarladık. İnanılmaz bir örnek olay ve PUA ve Red Pill camiasında çerçeveyi bu kadar göstererek anlatan başka bir video yok. Kız ya senin kurallarına göre oynar ya da gider. Sadece amsalak erkekler kadının kurallarına ve dayatmalarına karşı göre oynamayı kabul edeceklerdir. Abi o kız seni reddetti. İsterse ömrün boyu bakir kal. Gene reddedeceğim. Gene benim kuralımdan taviz vermeyeceğim. Gene vermeyeceğim kafasında olacaksın. Tamam mı? Doğrudur hocam. Hocam siz bunları söyleyince gerçekten kendime kızıyorum. Oğlum ben de sana kızıyorum zaten. Hocam bir tane kız türbanlı numarasını vermedi, Instagram'ını vermedi. En son zar zor Gmail'ini almıştım. Onda da cevap vermedi zaten sonra. Ya güzel kardeşim, ben niye numara istedikten sonra Instagram'a düşme demiyorum diyorum.
Bunun nedeni düştüğün zaman çerçeven kaybolacak. Kızın çerçevesi sana girecek götüne. Ondan sonra yazsan da cevap alamayacaksın zaten. Sen çok masum düşünüyorsun. O oyunda arka planda gerçekleşen şeyleri göremiyorsun. Doğrudur hocam. Hocam çok haklısınız gerçekten. Sen masum düşünüyorsun. İnsanları, kişileri, özellikle kızları tanımıyorsun. Tam kız seni kapıdan kovuyor. Sen bacadan giriyorsun. Ya böyle bir erkeğin değeri olur mu ya? Ondan sonra mailden cevap vermesini bekle. Ha, ne verir? Vermez. Ben de vermem. Çünkü senin kendi sınırların yok. Kendi kurallarını hep esnetiyorsun. Dünyadaki son kızmış gibi o kıza davranıyorsun. Abi insanlar seni 5 dakika çekmez bu tutumla. Doğrudur hocam. Var mı sorun? Hocam çok teşekkür ederim. Bunların hepsini tekrar tekrar düşüneceğim hocam söylediklerinizi. Kendi yaptığım hataları. Bak düşünmek yetmez. İçselleştirene kadar denemek gerekir. İçselleştireceğim hocam. Bunlar senin hayatını kurtarır. O dediğin videoyu da izle. Evet, güle güle. Çok sağ olun hocam. Çok teşekkür ederim.